Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu eine. Daha doğrusu ders demişken arkadaşlar, bu bir yazı çalışması. Benim size söylemiş olduğum cümleler, yapılar, sayılar, bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları görselleştiriyoruz ve bunun ardından eğer mümkünse çevremizde kağıt kalem varsa bunu yazmaya çalışıyoruz. Şayet bu yoksa bunu nasıl yazıldığını bir düşünüyoruz ve bunun nasıl diyebilirim? Bunu görselleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bunun ardından ne yapacağız arkadaşlar? Tahtanın başına geçeceğiz ve nasıl yazıldığını, nasıl doğru yazıldığını görmüş olacağız. Dediğim gibi bu çalışmamızda eine yapısı var. Eine yapısını eğer bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa bununla ilgili ders videosunu izlemelerini ve bunun ardından bu dersimize gelmelerini rica ediyorum. Dilerseniz şimdi gidişatı anlatayım. Size öncelikle arkadaşlar cümleleri veriyor olacağım. Ancak bu cümleleri verirken eine yapılarını söylemeyeceğim. Dolayısıyla siz buraya hangi yapının geldiğini yazmanız gerekecek. Eine ya da hiçbiri de olabilir, öyle değil mi? Dolayısıyla bu boşlukları tamamlamanızı rica edeceğim. Öncelikle dinamik bir şekilde okuyor olacağım. Dolayısıyla sonraki okumamda, bu belki üçüncü okuma olabilir arkadaşlar ya da ikinci okuma olabilir. Yani dinamik olarak okuduktan sonra yavaş bir şekilde okuyacağım ve siz o boşluğa o eine ya da hiçbir şey şeklinde o boşluğu tamamlamaya çalışacaksınız. Tabii bunu yaptığımızda sadece bu boşluk değil, cümlenin tamamını sizden yazmanızı, anlamanızı ve görselleştirmenizi rica ediyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Das ist Bleistift. Das ist Bleistift. Das ist Lampe. Das ist Lampe. Das ist Buch. Das ist Buch. Das sind Bücher. Das sind Bücher. Das ist Bild. Das ist Bild. Das ist Tisch. Das ist Tisch. Das ist Computer. Das ist Computer. Das ist Foto. Das ist Foto. Das ist Uhr. Das ist Uhr. Das sind Stühle. Das sind Stühle. Arkadaşlar şimdi tekrar okuyor olacağım. Tabii bu alelade eine değil. Bunun altyapısında ne var arkadaşlar? Artikeller var. Dolayısıyla artikelleri bilirsek eine yapısından hangisinin gelmesi gerektiğini de çözümlemiş oluruz. Dolayısıyla az önceki hatırlatmamı yeniden yapıyorum. Artikellerle ilgili ders videosunu, ardından eine ile ilgili ders videosunu mutlaka bilmemiz gerekiyor ki bu çalışmayı yapabilelim. Bu sefer arkadaşlar daha dinamik bir şekilde ilerliyor olacağım ve siz de notunuzu lütfen alın. Eğer yoksa nasıl yazıldığını görselleştirmeye çalışın. Bunun ardından tahta başına geçeceğiz ve nasıl yazıldığını doğru bir şekilde görüyor olacağız ve ardından telaffuz çalışmasını da yapıyor olacağız. Başlıyorum arkadaşlar. Das ist Bleistift. Das ist Bleistift. Das ist Lampe. Das ist Lampe. Das ist Buch. Das ist Buch. Das sind Bücher. Das sind Bücher. Das ist Bild. Das ist Bild. Das ist
Tisch. Das ist Tisch. Das ist Computer. Das ist Computer. Das ist Foto. Das ist Foto. Das ist Uhr. Das ist Uhr. Das sind Stühle. Das sind Stühle. Şimdi dilerseniz arkadaşlar tahta başına geçelim ve doğru yazıp yazmadığımızı bir kontrol edelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tahtada çözümüyle eine yapılarını görüyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, das ist ein Bleistift ilk cümlemize baktığımızda das ist ein Bleistift. Bleistift artikeli neydi? Öncelikle bunu kendimize sormamız lazım. Daha doğrusu ondan da önce Bleistift neydi? Kurşun kalem anlamına geliyor. Bunun artikeli neydi arkadaşlar? Der Bleistift. Bu durumda bu bir kurşun kalemdir diyecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Das ist ein Bleistift diyeceğiz, değil mi? Ancak buraya ben artikeli getirmiş olsaydım, das ist der Bleistift deseydim ne yapmış olurdum arkadaşlar? Adres göstermiş olurdum. Derdim ki işte bu o kurşun kalem demiş olurdum. Ancak burada das ist ein Bleistift dediğimde ne demiş oluyorum? Bu bir kurşun kalemdir demiş oluyorum. İkinci örneğe baktığımızda arkadaşlar, das ist eine Lampe, die Lampe, lamba demek, bu bir lambadır demiş oluyoruz, öyle değil mi? Bu bir lambadır, dolayısıyla das ist eine Lampe. Ancak belli başlı bir lambadan bahsediyorsam ne yaparım arkadaşlar? Oraya artikeli getiririm. Lampe artikeli neydi? Die Lampe. Dolayısıyla ne derdim arkadaşlar? Das ist die Lampe dediğimde söz gelimi kırmızı bir lambadan bahsediyorsam, işte bu lamba, o lamba diyorsam ne derim? Das ist die Lampe. Ancak burada bu bir lambadır dediğimde das ist eine Lampe demiş oluyoruz. Üçüncü örnekte Buch. Buch neydi? Kitap demekti. Bunun artikeli neydi arkadaşlar? Das. Dolayısıyla das Buch. Das ist ein Buch dediğimde bu bir kitaptır. Ancak das ist das Buch demiş olsaydım ne derdim? İşte bu o kitap. Belli başlı bir kitaptan bahsediyorsam ne yapıyorum? Artikeli getiriyorum. Bu bütün nesneler için geçerli. Demek ki benim vurguladığım belirli bir nesne varsa ne yapıyorum arkadaşlar? Artikeli işin içerisine katıyorum. Ancak alelade bu bir kitaptır diyecek olursam, yani bu bir defter değil, bu bir kitaptır söz gelimi diyecek olursam ne diyeceğim? Buraya eine yapısını getirmem gerekiyor ki buranın artikeli das olduğundan dolayı ein Buch ve bu durumda das ist ein Buch demiş oluyorum. Dördüncü cümleye baktığımızda burada das sind Bücher diyoruz. Bakın ist yerine ne oldu? Sind oldu, değil mi? Burada das sind Bücher denildiğinde çoğul anlama gelen das Buch die Bücher, değil mi? Ve bu, biz bunu hangi renkle ifade ediyorduk arkadaşlar? Sarıyla ifade etmiş oluyorduk, değil mi? Der için ne yapmıştık arkadaşlar? İşaret olarak, değil mi? Bunu göstermiştim. Taş anlamına gelen der Stein. Die Schere, bu die kırmızıyla ifade ediliyordu. Das Papier, bu da yeşille ifade edilmiş oluyordu. Biz aynı zamanda bunu işaret diliyle de ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz. Die Bücher sarıyla işaretleniyor, değil mi? Bunun rengi çoğullarda ne yapıyorduk? Sarıyla işaretliyorduk. Ancak burada biz güzel Türkçede de öyle demez miyiz arkadaşlar? Das sind Bücher, bunlar kitaplar, değil mi? Bunlar kitaplardır deriz. Kalkıp şey demeyiz, değil mi? Bunlar bir kitaplardır demeyiz. Dolayısıyla burada da aynı şey söz konusu. Aynı yapısını kullanmıyoruz. Çünkü çoğul söz konusu olduğundan dolayı ist yerine ne olmuş arkadaşlar? Sind gelmiş. Bu durumda das sind Bücher demiş oluyoruz ve burayı boş bırakmış oluyoruz, değil mi? Beşinci örneğe baktığımızda arkadaşlar, beşinci cümlede das ist ein Bild. Bild neydi arkadaşlar? Resim, tablo, fotoğraf anlamına da gelebilir. Dolayısıyla bunun artikeli das Bild. Bu durumda
Bu ne olacak arkadaşlar? Das ist ein Bild. Değil mi? Bu bir resimdir demiş oluyoruz. Altıncı örnekte der Tisch. Neydi der Tisch? Masa demekti. Der Tisch ne olacak arkadaşlar? Ein Tisch. Das ist ein Tisch. Bu bir masadır. Der Computer adı üstünde bilgisayar anlamına geliyor. Değil mi? Ve ne olacak? Bu tıpkı der Tisch'te olduğu gibi der Computer, ein Tisch, ein Computer ve bu durumda das ist ein Computer dememiz gerekiyor. Das Foto adı üstünde fotoğraf ne olacak? Das ist ein Foto. Die Uhr saat demek. Bakın die olduğunda ne oluyor? Eine Uhr bu bir saattir dediğimizde das ist eine Uhr demiş oluyoruz ve son cümleye baktığımızda der Stuhl bunu yazmamışız tabii. Tekil olan hali neydi? Der Stuhl değil mi? Çoğulda da ne oluyor? Die Stühle oluyor. Zaten bunları bu derslerde ayrıntılı şekilde görmüştük. Bu durumda die Stühle derken sandalyeler, iskemleler demiş oluyoruz. Burada da tıpkı das sind Bücher örneğinde olduğu gibi ne yapıyorum? Aynı yapısını getirmiyorum çünkü çoğul olduğundan dolayı ne demiş oluyoruz? Das sind Bücher, düzeltiyorum. Das sind Stühle demiş oluyoruz. Dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Demek ki das ist ein Bleistift neymiş bu? Bu bir kurşun kalem demekmiş. Das ist eine Lampe, bu bir lamba. Das ist ein Buch, bu bir kitap. Das sind Bücher, bunlar kitaplar dediğimizde değil mi? Çoğul olarak kitaplar diyorum ki anlaşılır olsun diye değil mi? Ne yapmış oluyoruz? Das sind Bücher demiş oluyoruz. Beşinci cümlemiz Das ist ein Bild, bu bir resim demiş oluyoruz. Altıda Das ist ein Tisch, bu bir masa. Das ist ein Computer, bu bir bilgisayar. Das ist ein Foto, bu bir fotoğraf. Das ist eine Uhr, bu bir saat. Das sind Stühle, bunlar iskemleler, sandalyeler demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla yineleyelim. Das ist ein Bleistift. Das ist ein Bleistift. Das ist eine Lampe. Das ist eine Lampe. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch. Das sind Bücher. Das sind Bücher. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Das ist ein Computer. Das ist ein Computer. Das ist ein Foto. Das ist ein Foto. Das ist eine Uhr. Das ist eine Uhr. Das sind Stühle. Das sind Stühle. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde aynı yapılarını pekiştirdik. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.